Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan psikoloji serisinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda tabii Türkiye ve dünyadaki psikoloji ve psikanaliz kitapları üzerine de biraz sohbet ederiz diye umuyorum. Öncelikle ben sizden bahsedeyim. Konuklarımız da zaten birçoğu tanıyordur ama gene de kısaca söyleyeyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Program Direktörüsünüz. Evet. Aynı zamanda yaklaşık 10 sene oldu mu seriye başlayalı? İlk kitabımız 2009'da yayınlanmış. Tamam. Ama birkaç yıl öncesinden başladı. Tabii o zamandan başladı. Yayın tarihinden itibaren aslında 9-10 sene civarı bir şey. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan psikoloji kitaplarında aslında yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz. Psikanaliz psikoloji dizisi. Psikanaliz psikoloji. Doğru söylüyorsunuz. Tabii bu arada şimdi bizi takip eden psikoloji ve psikanaliz okurlarımız da şeyinde farklıdır. İki tane farklı seri çıkıyor. İki dizi çıkıyor. Var, evet. Bir karışıklık olmasın diye bir tane sizin yönetmeninizi yaptınız. Evet. Bir de Psike İstanbul'un yaptığı bir seri Onlar var. Onlar yeni, en eskisi biziz. Biliyorum. Epey bir kitap oldu bu arada 10 sene içinde. Ve 17 tane. Ben açıkça söyleyebilirim ki hepsi dolu dolu kitaplar. Birçoğu da ders kitabı olmuş kitaplar. Dolayısıyla artık bunun üzerine konuşulacak çok fazla işte vardır. Hem kitaplar dediğim gibi hem de Türkiye'de yayınlanan diğer psikoloji ve psikanaliz kitapları üzerinde bir şeyler söylemek isterseniz. Dilerseniz siz de başlayayım ben. Siz kısaca biraz daha öyküsünden bahsedebilirsiniz. Tamam. Bu dizinin ve yavaş yavaş da kitaplara geçebiliriz. Tamam. Ben 2005 yılında Türkiye'ye döndüm. 13 yıl New York'taydım. Doktora ve sonrasında bir sürede çalıştım. 2005'te buraya gelip işte bu klinik psikoloji yüksek lisans programını kurdum. İşte o zaman Kuştepe'deydik. Hı. Yayın evi de oradaydı. Fahri Aral benim çok eski arkadaşımdı. İletişim yayınlarında çalıştığı zamanlardan beri tanırım. İşte Fahri ile muhabbet ederken ya dedi biz hiç psikoloji, psikanaliz kitabı falan basmıyoruz. Sen bize bir dizi yapsana. Dedi. Ben de daha önce hiç kitap yayınlamamış biri olarak ya olur mu falan filan kanıma girdi konuşa konuşa. Ben de düşündüm. Türkiye'de böyle klasik, psikanaliz klasiklerini, eski klasikleri yayınlayan yayın evleri var. Bunlardan da son zamanlarda, o yıllarda yani 2005-2006'dan bahsediyoruz. Metis yayınları mesela önemli bir katkıda bulunmuştu. Ama onların yayınladıkları kitaplar böyle yeni klasik diyebileceğimiz, son 10-20 yılda yayınlanmış ve psikanaliz, psikoterapi camiasında yer etmiş kitaplar değillerdi. Onlar daha eski kitapları yayınlıyorlardı. Çok değerli kitaplar yayınlıyorlardı. Ben de düşündüm ki, yani gene Fahri ile ve bölümdeki arkadaşlarla konuşa konuşa, hem daha yeni kitaplar, yeni yayınlanmış, son 10-20 yılda yayınlanmış ve dünyada çok ses getirmiş kitapları çevirebiliriz Türkçe'ye. Bir de yerli katkılar olabilir. Önemlidir yerli katkı aslında her zaman. Bu iki kanalda yani yeni çeviri kitaplar artı yerli katkılar. Yerli araştırmalar, psikanaliz ağırlıklı ama psikanalizle sınırlamayalım dedik. Psikoloji olarak geniş tutalım. Dolayısıyla serinin adı Psikanaliz Psikoloji dizisi oldu. İşte 2006'da falan bir liste yaptık. Çalışmaya başladık. Çok kolektif bir çalışma oldu. Bu klinik psikoloji yüksek lisans programının hocalarının ama özellikle öğrencilerinin çok büyük katkısı oldu. Çevirmenlik konusunda, editörlük konusunda, redaktörlük konusunda bütün o kolektiften çok beslendi bu dizi. Hep yüksek lisans programının bir yan arkadaşı, kuzeni gibi şey yaptı, devam etti çizgisine. Onlardan çok katkı aldı. Öyle ki bu dizide çevirmenlik, editörlük, redaktörlük yapmış bazı eski mezunlarımız bizim programdan hala bazıları başka yayın evleriyle çevirmenliğe, editörlüğe devam ediyorlar. Psikoterapistlik işlerinin yanında ikinci bir iş olarak kanlarına burada bu dizide girildi. Bu arada ben de söyleyeyim bazen
çevirmenleri için çevirmen bilgilerini de bizden istiyorlar. Çünkü tabii. iyi çeviriler de ortaya çıkıyor böylece. Çok iyi böylece. Çeviriler oldu, evet. Çok özenildi. Bir süre insan katkıda bulundu. Böyle bir dizi çıktı işte. Hı-hı. Öyle. 2009'da ilk kitap yayınlandı. 17 kitap oldu. İlk kitap hangisiydi hocam? İlk kitap Psikanalitik Tanı. Evet, ben de zaten aslında ondan da... Nancy McWilliams'ın kitabı. Alt başlığı Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak kitabı. Başlayalım mı tek tek konuşmaya? Başlayabiliriz. Hatta ben okur izleyenleri de bilgi olarak vereyim. Şu anda serinin en çok satan kitaplarından, hatta yayın evinin en çok satan kitaplarından biri. Evet. Bildiğim kadarıyla birçok bölümlere ders kitabı olarak da okutuluyor bu. Evet, evet. Ve hatta Freud'un, Jung'un, yani eski klasikleri saymaz isek, çağdaş psikanaliz kitapları içerisinde de Türkçe'de en çok satan kitap. Evet. 10 binin üzerinde satıldı şimdiye kadar. Bu kitap, ben Amerika'da doktora yaparken ders kitabı olarak okumuştuk. O zaman yeni çıkmıştı. Orijinal baskısı sanıyorum 94. Evet, 94. İşte Türkçe'ye de 15 yıl sonra kazandırılmış oldu. Bu hala bütün dünyada ve Türkiye'de psikanalitik terapi, psikanaliz eğitimlerinde, psikanalitik terapi eğitimlerinde temel ders kitabı. O kadar iyi yazılmış, çok derli toplu, bir sürü değişik ekolü içeren, onları sentezlemeye çalışan, çok iyi bir, yalın bir dille yazılmış bir kitap. Dolayısıyla bu alana ilgi duyan herkesin temel başucu kitabı hala. Henüz aşılabilmiş bir kitap değil. Bunu aşan kitap gene aynı kitabın ikinci baskısı oldu. Nancy McWilliams bu kitabın ikinci baskısını, ikinci edisyonunu yayınladı. Muhtemelen yaklaşık yarısı kitabın revize edildi. Çok daha gelişkin bir versiyonu da var. O versiyonu da şu anda Türkçe'ye çevriliyor. Önümüzdeki senelerde yayınlayacağız diyebiliriz. 2019 yazında diye tahmin ediyorum. Yani bir yıl içinde ikinci versiyonu da çıkartacağız. 2020'ye de sarkabilir gene de şu anda. Belki, evet. Yayın evinin hızını sen daha iyi biliyorsun. Sarkabilir, evet. Bu kitap öyle bir kitap. Temel bir ders kitabı oldu ve gayet iyi satıyor. Evet, ardından galiba psikanalize ilişkisel kavramlar geldi. Tam olarak sırası belki öyle olmayabilir ama o da çok satan kitaplardan öyle, biri halinde şu anda. Sırası öyle. Sırası da öyle. Şimdi bu psikanalitik tanı bütün psikanaliz ekollerini, belli başlı ekolleri içeren içermeye çalışan bir kitap. Ondan sonra yayınladığımız birkaç kitapta psikanaliz içinde son 20-30 yılda öne çıkan görece yeni bir ekolün kitaplarına ağırlık verdik. Ben de kendimi o ekol içinde büyük ölçüde gördüğüm için öyle bir öznel tercihim var orada. O da ilişkisel psikanaliz ekolü. İlişkisel psikanaliz ekolünün temel birkaç kitabını Türkçe'ye kazandırdık. Bunlardan iki numaralı kitabımız Stephen Mitchell'ın Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, Bir Entegrasyon, Bütünleşme kitabı. Bu da ilişkisel psikanaliz alanında Türkçe'de yayınlanmış ilk kitap oldu. Birkaç baskı yaptı hatırladığım kadarıyla. İki ya da üç baskı yaptı. O da yavaş yavaş Türkiye'de ilişkisel psikanalize ilginin artmasında önemli katkısı olan bir kitap oldu. İlişkisel psikanaliz, çok kısaca şey yaparsak, klasik Freudçu psikanalizden farklı olarak terapistin de bir insan olarak terapi ilişkisinde yer almasını ve merkezi meselenin kişinin kendi iç dünyasına, yani hastanın, danışanın kendi iç dünyasına dalmakla birlikte, onu araştırmakla birlikte merkezi meselenin terapist-danışan ilişkisi olduğu, o ilişki üzerinden değişimin sağlandığına odaklanan bir ekol. İkinci kitabımız da buydu. Tamam. Devamında aslında biraz daha konsept kitaplara gelmeye başlıyoruz galiba.
Sonra şöyle bir, gene aynı yazarın, Stephen Mitchell'ın küçük butik diyebileceğimiz bir kitabını... Evet, yani ufak bir alana aslında odaklanıp. Çünkü bunlar biraz daha aslında psikoloji ve psikanalizin genel kavramlar üzerine giden kitaplar ikisi. Evet. Bu ama üçüncüsü dediğin gibi farklı. Aşk sürebilir mi? Zamana karşı romantik aşkın kaderi diye bir kitap. Psikanalist Stephen Mitchell'ın, işte bu ilişkisel psikanalizin kurucu babası sayılabilecek Stephen Mitchell'ın kitabı. Zamanımızın en kritik sorularından biri, en zor sorularından biri. Uzun ilişkiler, romantik, erotik ilişkiler, uzun ilişkiler devam edebiliyor mu? Edebilir mi? Çünkü biliyoruz ki boşanma oranları çok arttı, ilişkiler karmaşıklaştı. Modern hayatın bir de böyle bir getirisi oldu. Bu kitap bunu tartışıyor. Yani uzun ilişkilerin uzaması, commitment, bağlılık diyebileceğimiz ilişkiler nasıl olabilir? Olabilir mi? Buradaki sıkıntılar nelerdir? İki kişi yıllarca bir arada nasıl yaşayabilir, yaşayabilir mi? Bir yanda güvenlik ihtiyaçlarımız var, bir yanda tutku, heyecan ihtiyaçlarımız var. Kesinlikle. Bu ikisi birbiriyle gergin bir ilişki içerisinde, çelişkili, çatışmalı bir ilişki içerisinde bunları uzlaştırabilir miyiz? Tek bir insanda uzlaştırabilir miyiz? Böyle zor soruların peşinden giden oldukça keyifli bir biraz kitap. Biraz şey gibi. İlişki sıkıntıları, zorlukları yaşayan herkes için önerebileceğim bir kitap. Biraz şey gibi, romantik insana karşı bilimin muzaffer olması gibi bir şey aslında. Aynen bu öyle. Gerçekten aynen anlatıyor. Çünkü bazen fazla değerlendirirken, biz bu konu işte aşk, işte yıllarca birlikte yaşamak, bunu değerlendirirken biraz fazla romantik düşünmeye başlıyoruz. Aslında burada toplumsal bizim güdülerimizin de gerçekliğinden bahsedebiliriz. Burada çünkü dediğiniz gibi güvenlik, barınma, bir arada yaşama, birbirinin hayatını sürdürebilmek için destek olmak gibi birçok şey de giriyor işin içine, etken de giriyor. Evet. Bu arada unuttuk, ayıp olmasın, çevirmenlerimizden mutlaka bahsedelim. Tabii, tabii. Bu, Erkan Kalem'de onun çevirmeni. Bu ilk kitabımız, Psikanalitik Tanı kitabını klinik psikolog, psikanalist Erkan Kalem çevirdi. İkinci versiyonu da o çeviriyor gene, o üstlendi. Bu kitap bir ödül aldı galiba, değil mi? Yayın evi hatırlamıyorum şimdi ama... Türkçesi almadı. TÜBİTAK'tan mı bir şeylerden bir çevirisi bir şey aldı. Direkt yayın evine de belki çevirmene bir ödül gitmiş olabilir ama bize bir şey gelmemiş. Çok iyi bir çevirisi var. Bu çevirinin bu kadar iyi olmasında editoryal bir redaksiyon yapan eski mezunlarımızdan ve hala part-time hocalarımızdan Hande Öz Yıldırım'ın da büyük katkısı var çevirinin kalitesini arttırmakta. Ben alayım hocam. İkinci kitabımızın çevirisini iki kişi yaptı. Yine eski mezunlarımızdan Gülenbah Şentürk, klinik psikolog, psikanalist ve İrem Anlı. O da psikolojik danışmanlık biriminde çalışan bir klinik psikolog, psikanalisti. Meslekten insanların tabii böyle teknik dille kesinlikle yazılmış kitapları çevirmesi çok önemli. O da hep bir büyük bir zorluğumuz oldu. Bir yandan meslekten birileri olması lazım ama bir yandan da çevirmenlik becerisinin, kapasitesinin de olması lazım. Bu ikisinin bir araya gelmesi çok kolay olmayan kesinlikle bir şey. Ama biz çok şanslıydık ki çok iyi hem meslektaşlar hem çevirmenlerle çalışma fırsatı bulduk. Cem Alpan da onu çevirdi. Bu üçüncü kitabımızı da Cem Alpan çevirdi. Cem Alpan meslekten biri değil ama profesyonel bir çevirmen ve editör. Şimdi de uzun yıllar Doğan Kitap'ta çalıştı. Şimdi değişti galiba iş yeri. Bunun da redaksiyonunu gene gayet editoryal müdahalelerle Berrak Karao da uzman klinik psikolog yaptı. Programımızın eski akademik asistanıydı Berrak aynı zamanda. Bu üç psikanalist kitabından sonra Türkiye'nin en önemli sosyal psikoloji hocalarımızdan Ege Üniversitesi'nde o zaman çalışıyordu. Profesör Melek Göregenli'nin Çevre Psikolojisi kitabını biz ikinci kere bastık. Yıllar önce Ege Üniversitesi yayınlarından çıkmış bu kitap. Bir ders kitabı aslında. Çevre psikolojisi konusunda Türkçedeki tek kitap.
Ama unutulmuş, üniversite basmıyor, üniversitenin bürokratik ağları arasında kaybolmuş bir kitap iken biz bunu tekrar gün ışığına çıkardık ve gene 3-5 baskı yaptı galiba. İyi de 3 baskı yaptı. İyi de bir şey yapmışsınız bu arada. Bunu en azından bir okur olarak da aynı zamanda söyleyebilirim. Çünkü o kitapların bazen belli üniversitelerde ortadan kaybolduğu olabiliyor. Tabii. Tekrar gün yüzüne çıkartmak için böyle bir bağımsız bir yayıncının aslında üniversiteye bağlı ama aynı zamanda bağımsız bir yayıncılık da sürdürebiliyoruz. Ortaya çıkartması evet. Önemli bir şeydi. Evet. Bu kitap insan-mekan ilişkileri. Yani mekan, insan psikolojisini nasıl etkiliyor, değişik psikolojik durumlar, ne tür mekanlara ihtiyaç duyuyor. Hı-hı. Bu ilişkileri inceleyen çok önemli bir kitap. Hem mimarlık hem psikoloji öğrencilerinin yani interdisipliner diyebileceğimiz evet. bir kitap. İki alana da yayılan bir kitap. Bu da bir Hı-hı. sürü okulda ders kitabı olarak okutuluyor. Hı-hı. Sonra gene bir psikanaliz kitabı var. Oldukça ünlü bir İngiliz psikanalist Juliet Mitchell'ın Kardeşler alt başlığı Cinsellik ve Şiddet kitabı. Juliet Mitchell hem psikanalist hem çok önde gelen bir feminist teorisyen, yazar. Bu kitapta Juliet Mitchell kardeşlik ilişkisinin psikanalizini yapıyor. Psikanalitik teoriye çok önemli bir katkıda bulunuyor. Psikanalizde bu kitaba kadar, Juliet Mitchell'a kadar daha çok dikey, yani anne baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler ön planda incelenirken, Juliet Mitchell buna bir de yatay eksen ekliyor. Evet. Kardeşler arası ilişkiler kişilik yapımızı nasıl etkiliyor, bizim iç dünyamızda onun yeri nedir diye bir eksen daha ekliyor. Bu da çok önemli bir kitap. Sonra yine Stephen Mitchell'ın üçüncü kitabı, bu sefer eşi Margaret Black'le birlikte yazdıkları yine çok temel bir ders kitabı, Freud ve Sonrası, Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi başlıklı bir kitap. Bu kitap da bir tür psikanalize giriş kitabı olarak değerlendirilebilecek bir kitap. Gene bir sürü yerde psikanalize başlangıç düzeyinde derslerde, giriş derslerinde ders kitabı olarak okutulan bir kitap. Ya da ders olmasa bile psikanaliz nasıl bir şeydir, ben nereden başlayabilirim okumaya diye düşünen insanların, lise öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin rahatlıkla izleyebilecekleri, nüfuz edebilecekleri kolay bir dille yazılmış. Hı hı. Ve sadece Freud'la sınırlanmayan, Freud'un sonrasına da uzanan, bugüne kadar gelen bir kitap. Hı hı. Freud ve Sonrası. Sonra çıkardığımız kitap gene küçük butik diyebileceğimiz bir kitap. Winnicott'ın 1950'lerde, 60'larda gene İngiliz bir psikanalist. Aslında çocuk hekimi önce ama sonra psikanalist oluyor. Winnicott'ın BBC'de yaptığı bir dizi, halk için yaptığı, popüler bir dille psikanalitik kavramları kullanarak psikanalizi popülerleştirdiği diyelim, ebeveynlere doğru konuştuğu, onların sorularını cevaplandırdığı radyo programlarından oluşturulmuş bir kitabın ve çok popüler olmuş İngilizce'de bir kitabın Türkçe versiyonu. Bu kitabı da dilimize gene mezunlarımızdan uzman klinik psikolog Neşe Hatiboğlu çevirdi. Gene part-time hocalarımızdan Nilüfer, psikanalist Nilüfer Erdem'in editörlüğü altında yapıldı. Bu kitabın çevirmenini söylemeyi unuttum. Freud ve Sonrası'nı da İzmir'den bir psikanalist arkadaşımız Ayhan Eğrilmez, psikiyatr ve psikanalist arkadaşımız Ayhan Eğrilmez çevirdi.
şeyini de, düzeltisini de yine Berrak Karaoda ile Cem Uçan yapmıştı. Bu arada bu isimleri zikrederken aslında bu bölümün tarihini de ortaya koyuyorsunuz. Ne kadar önemli öyle. İş yaptığını. Evet, evet. Öğrencilerin aslında sadece bir okuma sürecinden ve öğretim sürecinden geçmediğini, ne kadar buraya dahil olduğuna dair önemli de bir ipucu veriyorsunuz bir burada. Mutfak. Tabii ki mutfak güzel bir şey bu. Yani evet. Üniversitenin zaten olması gereken bir yapı bu. Sonraki kitap bize çevirmeni tarafından önerilen Meltem Aydoğdu. O bizden mezun değil, başka bir klinik psikolog arkadaşımız. Anne olduktan sonra anne kendisinin annelik sürecinde kendisini çok etkileyen ve çok bütün anneler için, anne olmayı düşünen insanlar için çok faydalı olacağını düşündüğü psikanaliz içinden yazılmış, psikanalistler tarafından yazılmış bir kitap. Bir annenin doğuşu, annelik deneyimi sizi sonsuza dek nasıl değiştirir? Başlıklı bir kitap. Çok ünlü bir psikanalist, hem araştırmacı psikanalist Daniel Stern, Amerikalı. Onun eşi Nadia Bruchweiler Stern ve Alison Freeland. Üç yazarlı bir kitap. Meltem Aydoğdu çevirisi ve Elif Okan redaksiyonuyla dilimize kazandırıldı. Annelik tabii çok majör bir hem fiziksel bir değişim ama aynı zamanda bu kitap ruhsallığını, annelerin, kadınların ruhsallığını nasıl değiştirdiğini anlatan, çok ince mikro analizlerle anlatan, çok keyifle okunabilecek bir kitap. Bu arada not olarak düşeyim, şu anda piyasada bulamayabilirler bu kitabı. Öyle mi? Sözleşme süreci tamamlandı, yakın zamanda basmayı planlıyoruz. Anladım. Bu arada bir sorum olacak, hem bunu göstermişken hem de ebeveynlerle sohbeti göstermişken. Ben birkaç tane klinikten bu kitapların sorulduğunu gördüm. Aynı zamanda oraya danışmaya gelenlere de bu kitapları öneriyorlarmış. Bu doğru mudur? İki tane kitap için ben çok fazla duydum. Belki başka da vardır. Birincisi Bir Annenin Doğuşu, diğeri de Ebeveynlerle Sohbet. Evet. Ebeveynlerle Sohbet çocuk terapistleri, çift aile terapistleri tarafından çok kullanılan bir kitap, önerilen bir kitap. Bir Annenin Doğuşu gene işte hamilelik süreçlerinde, doğum sonrası işte merak eden ya da çeşitli psikolojik zorluklar yaşayanlar için önerilebilecek bir kitap. Dolayısıyla genel okura da hitap eden kitaplar diyebiliriz. Evet. Bir de 3 numaralı kitabımız Aşk Sürebilir Mi de çift ilişkilerinde işte çeşitli ilişki zorlukları yaşayanlar için çok önerilebilecek bir kitap. Tamam. 10 numaralı sanıyor. Yok, 9 numaralı kitabımız gurur duyduğumuz bir kitap. Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı. Bu kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminin çalışanları ortak bir şekilde, kolektif bir şekilde yazdılar. Bu telif bir kitap. Filiz Yurtseven, eski Psikolojik Danışmanlık Birimi direktörümüzle ben editörlüğünü üstlendik. Ama yazarları o zaman, yani bu kitap işte ne zaman, bir 2015'te basıldı, 3 yıl önce psikolojik danışmanlık biriminde çalışan herkesin, full time çalışan herkesin yazarı olduğu bir kitap. Gülcan Akırmak, Alev, o ayrıldı ama part time hocamız. Alev Çavdar hala burada full time hocamız. Hande Dündar part time hocamız. Ayşegül Kumanlı Güneş hala birimde çalışıyor. Sibel Halfon hala full time hocamız. Mia Medina part time hocamız. Simden Demirkıran Oral o zaman part time psikiyatristimizdi. Ben Gökçen Yıldız o zaman çalışıyordu part time hocamız hala. Ve Filiz Yurtseven o zaman direktörüydü birimin. Birkaç yıl önce maalesef ayrıldı. Çanakkale'ye yerleşti. Kendisini sevgiyle analım. Bu kitap gene bir üniversitede psikolojik danışmanlık biriminde nasıl çalışılır, dikkat edilmesi gereken şeyler nedir, problemler nedir, bunlar nasıl aşılır, ne tür yaklaşımlar kullanılabilir,
Bunlarla ilgili epey kapsamlı baştan sona bir tablo sunuyor. Bu kitapla ilgili ben ya da diğer arkadaşlarımız çok fazla minnet mesajları aldık. Diğer üniversitelerde çalışan psikolojik danışmanlar, psikologlar arayıp, yazıp, ya Allah sizden razı olsun, hiç böyle bir kitap yoktu Türkçe'de, iyi ki bunu yapmışsınız derler hala. Bu da böyle bir bilginin katkısı alana. Hı hı. Ben bunları size doğru... Bu arada getirirken ben bir arada bir şey sormak istiyorum size. Tüm bunların yanında Türkiye'de ve dünyada psikoloji ve psikanaliz kitaplarının ya da yayıncılığını nerede görüyorsunuz? Ya da şöyle sorabilirim. Türkiye ile dünyadaki yayını karşılaştırırsak, Türkiye nasıl bir konumda, iyi yayın yapıyor mu? Yoksa çok mu eksik durumda? Ve dünyadaki durum nedir? Hala üretilen kitapların oranı olarak sorarsak. Yani Türkiye tabii kendi çapıyla orantılı bir yayın yapıyor. Giderek gelişiyor psikoloji, psikanaliz kitapları piyasası. Hem bu konuyla ilgilenen yayın evleri artıyor. Yayınlanan kitaplar, satın alınan kitaplar artıyor. Türkiye'de şu anda 70 civarında üniversitede psikoloji bölümü var. 50-60 tane psikolojik danışmanlık bölümü var. Her yıl 5.000 ila 10.000 psikolojik danışmanlık mezunu çıkıyor lisans düzeyinde. Bunların tabii hepsi psikoterapi alanında, klinik alanda çalışmıyorlar. Hı hı. Belki daha az bir kısmı çalışıyorlar. Ama o alanlardaki klinik psikoloji, yüksek lisans, doktora programlarının da sayısı artıyor. Akademi dışında derneklerin psikoterapi eğitimleri var, psikanaliz dernekleri var, başka tür psikoterapi dernekleri var. Onların eğitimleri artıyor. Dolayısıyla bu alanda çalışan insan sayısı arttıkça kitaplara talep de artıyor. Üretim de artıyor. Üretim de artıyor. Tüketim de artıyor. Peki dünyadaki üretim ne durumda? Dünyadaki üretim her zaman çok fazla bu alanda. Amerika merkezli olmak üzere, hı hı, bu alanda lider öteden beri açık ara Amerika'dır. Dolayısıyla Anglo-Saxon dünya aslında buraya hakim. Arkadan İngiltere gelir. Evet, Anglo-Saxon. İngilizcenin hegemonyası vardır, egemenliği vardır. Fransa'nın da bu konuda kötü olmadığını biliyorum. Evet, ama açısından. Giderek İngilizceye göre daha azalan, tabii, oranda diyebiliriz. Almanya önemli bir ülkedir gene de. İskandinav ülkeleri, özellikle İsveç önemlidir. Ama bunlar hep çok İngilizceye göre az miktarlarda. Evet. Artık İskandinav ülkeleri de bir kitap çıkardıklarında doğrudan İngilizce çıkartabiliyorlar. Öyle yapıyorlar ve birçok aslında sosyal bilimde de artık birçok İskandinav ülkesi de İngilizce yayın yapmaya başlıyorlar. Evet. Psikanaliz ilginç. Psikanalizin Freud zamanında, yani ilk zamanlarında çok yoğun bir, büyük bir entelektüel kalkışma aslında, bir isyan gibi ve çok büyük bir cazibesi var. Bütün önemli beyinler diyelim psikanalize doğru yaklaşıyorlar, psikiyatriden, psikolojiden. 40'lardan 50'lerden sonra, özellikle 50'lerden sonra 60'larda psikanalizde bir klinik anlamda, psikoterapiye talep anlamında biraz bir düşüş var klinik alanda. Diğer psikoterapi ekolleri çıkıyor, psikiyatrik ilaçlar devreye giriyor. Psikanaliz biraz krize giriyor. 60'larda, 70'lerde bir düşüş var. Ama kitap yayıncılığında düşüş hiç olmuyor. O devam ediyor. Yani entelektüel canlılık devam ediyor ve psikanaliz klinik olarak da belki de o entelektüel canlılığın sayesinde 80'lerden itibaren klinik olarak da kendini tekrar canlandırıyor. Ve şu anda yine dünyada en çok talep edilen, tabii Batı dünyasından bahsediyoruz, evet, yani Amerika ve Avrupa'dan bahsediyoruz. Psikoterapi alanında en çok talep edilen terapi ekolü yeni katkılarıyla, revize edilmiş ekolleriyle, bütün ekolleriyle birlikte entelektüel canlılığı devam ediyor. Yani binlerce, her yıl binlerce yeni kitap çıkıyor. Bunlardan bazıları klasikleşiyor. İşte defalarca baskı yapıyor.
Türkiye tabii daha geriden geliyor ama işte... Ama gene de kendi çapında iyi bir üretim ortaya koyuyor diyebiliriz. Evet, evet. Yani burada eksikliğimiz bizim zaman içinde önümüzdeki kısa vadede belki daha fazla ilgilenmemiz gereken eksiklik yerli üretim. Evet. Yerli üretimde bir sıkıntı var. O da kolay bir iş değil. Zor bir şey. Kalıcı kitaplar üretebilmek. O konuda da kıpırtılar var. Onların giderek artarak devam etmesini umuyoruz. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarını bir kenara koyarsak, Metis'ten bahsettik. Başka Türkiye'de iyi psikanaliz ve psikoloji yayıncılığı yapan yayın evi var mı? Okyanus var. Onların var. Psikoterapi Enstitüsü var bir tane. Psikoterapi Enstitüsü yayınları var. Onlar bazı güzel modern klasik diyebileceğimiz bazı kitaplar çevirdiler. Daniel Stern'ün bizim yazarlardan birinin kitabını çevirdiler. Bu tür yayın evleri var. Hepsi aklımda değil. Kusura bakmasınlar unuttuklarım. Biz zaten kitaplara devam edelim. Zamanımıza daralıyor yavaş yavaş. Bu enstitü sizin gene... 10. kitap. Çok uzun şey yapmayayım. Benim bir kitabım. Türkiye Debelenirken Psikopolitik Yüzleşmeler başlıklı kitap. Bu kitap 2007 yılında Birikim Yayınları'ndan çıkmış Psikopolitik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın devamı niteliğinde bir kitap. Hı-hı. 2005 ile 2016 arasındaki çeşitli makalelerimin, medya söyleşilerimin bir araya getirildiği, Türkiye'nin psikopolitik durumunun analiz edildiği, hı-hı, işte şiddet kültürü, yüzleşme, bu tür konuların irdelendiği bir kitap. Psikopolitik serisinden tek yayınlanan bu kitap oldu. Evet, psikopolitik başlıklı. Diğer kitaplardan biraz daha ayrı. Bu, evet. Şimdi bundan sonra gene bir kitabı hariç tutarsak aslında birçoğu ders kitabı olabilecek nitelikte kitaplar. Evet, elinizdekini görünce aklıma geldi. Bu çok önemli bir ders kitabı. 11 numaralı kitabımız. Travma terapisinin ilkeleri. John Breyer ve Catherine Scott'ın kitabı. Alt başlığı belirtiler, değerlendirme ve tedavi için bir kılavuz. Bu travma terapisine ilgi duyan herkesin mutlaka elinin altında bulundurması gereken temel bir başvuru kaynağı. Hı hı. Mezunlarımızdan uzman klinik psikolog Betül Dilan Genç'in çevirdiği bir kitap. Redaksiyonunda gene eski asistanlarımızdan, mezunlarımızdan uzman klinik psikolog Hilal Akekmekçi yapmıştı. Hı hı. Travma terapisi kitabı. Sonra gelen kitap... Ben bu kitabı ilginç, çok sevmiştim. Çok ilginç bir kitap. Kitaplarımızdan biri. İşte sahalarımızda görmek istediğimiz yerli bu üretim kitaplardan biri. Bu arada siz Twitter'ı takip ediyor musunuz? Az. Bir, Twitter'da bu kitabın bir fanı var. Hmm. Çok beğeniyor ve sürekli bu kitapla ilgili bir şey paylaşıyor. Öyle mi? Kitaptan. Ve o yani okurları da aslında buraya doğru çekiyor. Kitabın adı Araf Dalıklar. Yazarı İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü hocalarımızdan Profesör Bilgin Saydam. Araf Dalıklar alt başlığı insanın halleri ve eylemleri psikomitolojik çözümleme. Bilgin Saydam Jungyen gelenekten gelen bir psikiyatrist. Jungçu diyebileceği ağırlıkla sırf onunla sınırlı olmasa da Jungçu diyebileceğimiz bir psikoterapötik geleneği var. Hı hı. Öyle bir yönelimi var. Daha önce, çok yıllar önce Metis yayınlarından çıkan Deli Dumrul'un hikayesi başlıklı çok etki yapmış, çok izlenmiş, çok beğenilmiş bir kitabın yazarı. Uzun yıllardan sonra böyle gayet hacimli bir kitapla karşımıza çıktı. Bize başvurdu sizin yayınlardan olabilir mi diye. Biz de baktık. Acaba iki kitap olabilir mi, tek kitap olabilir mi? Biraz kararsız kaldık. Rahatlıkla iki ayrı kitap da olabilirdi. Ama kıyamadık. Riskli bir karardı tek kitap olması. Bayağı hacimli çünkü. Ama iyi de bir kitap ortaya çıktı. Çok iyi bir kitap. Çok satmayacağını, hızlı çok satmayacağını bildiğimiz ama kalıcı olarak azar azar hep tabii satacağını bildiğimiz... Bir de prestij işi bu biraz, evet, daha aslında. Çok kıvanç duyduğumuz yayınlamaktan, hı-hı, bir kitap. Gene psikoterapiyle ilgili herkesin edinmesini önereceğim
öyküler üzerinden, mitolojinin katkıları üzerinden, öyküsellik üzerinden psikoterapiye yaklaşımda gayet özgün bir katkısı olan kitap. Güzel. Sonraki kitap gene psikanaliz içinden gelen, benim New School'da doktora yaparken hocam çok önde gelen psikanalitik kuramcılardan David Shapiro'nun 1960'larda yayınlanmış ve hemen klasikleşmiş Nevrotik Tarzlar başlığı kitabı. Küçük bir kitap, 164-160 sayfalık bir kitap. Ama bu kitap nevrotik tarz nedir, bunun ayrıntıları nelerdir, nevrotik bir zihin nasıl çalışır, obsesif nevrotik tarz nasıl çalışır, histerik obsesif tarz nasıl çalışır, itkisel obsesif nevrotik tarz nasıl çalışır, hem afektif düzeyde, duygulanımsal düzeyde hem bilişsel düzeyde bu zihinler nasıl çalışır, ayrıntıları nedir merak edenler için bir harita kitap niteliğinde bütün ciddi psikanaliz eğitimlerinde ders kitabı olarak okutulan bir kitaptır. Biraz gecikmiş olarak Türkçe'ye kazandırdığımız için memnunuz. Çeviren gene eski mezunlarımızdan uzman klinik psikolog Şehnaz Laikel. Redaksiyonunda gene eski mezunlarımızdan İlknur İnci ve Zeynep Kızılkaya yapmıştı. Güzel. 4 tane kitap kaldı. Evet. Hızla gidelim. Hızlanalım değil evet, mi biraz? Evet, biraz hızlanalım. Zamanımız daraldı. Bir sonraki kitap Halk İçin Psikoterapi, İlerici Bir Psikanalize Doğru. Bu da ders kitabı olan bir kitaptı yanılmıyorsam. Henüz değil ama zaman içinde olabilir. İlişkisel psikanalizin en önemli ikinci ismi Lewis Aron ve onun öğrencisi Karen Starr. İki yazarlı bir kitap. Nasıl diyeyim, psikanalizin toplumun dar bir kesimine şimdiye kadar Batı dünyasında da diğer Batı dışı dünyada da daha dar bir kesimine hitap ediyor olmasından şikayet eden, bunun nasıl açılabileceği, nasıl toplumun bütün kesimlerini kucaklayabileceği, bunun için psikanalizin kendini nasıl evriltmesi, nasıl revize etmesi gerektiğinden bahseden, psikanalizi bir tür psikanalizin psikanalizini yapan, psikanalize radikal eleştiriler getiren, içeriden radikal eleştiriler getiren ve psikanalizi daha ilerici, daha devrimci bir eksene oturtmaya çalışan bir kitap. Psikanalizle ilgili herkesin ilgilenebileceği bir kitap. Bir sonraki gene temel ders kitaplarından bir tanesi, bu sefer çocuk ve ergen terapisiyle ilgilenen ilişkisel psikanaliz içinden yazılmış bir kitap. Üç yazarlı, Delgado, Straun, Pedapati, Amerikalı psikanalistler, psikiyatristler, çocuk ergen psikoterapisiyle ilgilenen insanların, terapistlerin ilgisini çekebilecek bir kitap. Nöro bilimin de sinir bilimin katkılarını da içeren bir kitap. Onu siz diğer kitabı alırken ben de çevirmenini söyleyeyim hemen. Ah, pardon. Çevirenler Hilal Ekmekçi, gene eski öğrenci. Eski mezunlarımızdan. Ufuk Tura, Renan Kahyaoğlu. Onlar da öyle. Erit Öldün'ü siz üstlendiniz. Burada klinik psikoloji programımızla birlikte onun kardeşlerinden biri Zeynep Çatay hocamızın direktörlüğünü üstlendiği dans ve hareket terapisi sertifika programımız da var. O programın ürünlerinden biri bir sonraki kitabımız Yaratıcı Hareket ve Dans başlıklı. Gene o programın hocalarından Marcia Plevin ve iki arkadaşının üç yazarlı bir kitabı. Dans terapisi konusunda Türkçedeki bildiğim kadarıyla ilk ve tek kitap. Ve bir tane daha gelecek bildiğim kadarıyla. Bir tane daha var, o da hazırlanıyor yayına. Bu kitabı da gene mezunlarımızdan uzman klinik psikolog Ebru Salman çevirdi.
editörlüğünü Zeynep Çatay hocamız üstlenmişti. Hı hı. İşte yaratıcı hareket ve dansla ilgilenen herkesin ilgilenebileceği son bir kitap. Kitabımıza ve sizin de aslında hocalarınızdan biri yanıtlısı. Evet, benim çok sevgili hocalarımdan biri. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü hocalarından Profesör Güler Okman Fişek'in kitabı. Gene yerli üretim kitaplarımızdan biri. İlişki içinde ben, kültür, aile, bireyselleşme ve psikanalitik arayışlar. Bu da psikanalizle aile terapisi, aile yaklaşımı, sistemik yaklaşımı sentezlemeye çalışan, onların arasından bakan ve Türkiye'deki birey kurgusu batıdan nasıl farklıdır, nasıl benzer, Türkiye ne kadar batılıdır, doğuludur, bu meselelere bakan yine terapistlerin, psikoterapistlerin ilgisini çekebilecek kitabımız. Güzel. Bitirmeden... Hazırda POTA'da çift aile terapisi konusunda psikanalizle sistemik yaklaşımı sentezlemeye çalışan çeviri bir kitabımız var. Terör psikolojisi üzerine bir kitabımız var. Bu arada o bazen yanlışça aslında korku psikolojisi diyebilir miyiz aynı zamanda ona? Direkt... Yo, terörizm. Bayağı direkt terörizm. Tamam. Nedir? Psikolojik açıdan terör faaliyetlerine karışmış insanların psikolojisi nedir? Tamam. Bir terörist nasıl yetişir? Çünkü şu yüzden sordum. Bazen İngilizce kavramlarda çok karışık oluyor. Terörü, terör kelimesini aslında tek korku olarak değil, dehşet değil de... Burada bayağı terörizm, terör meselesine... Evet. Psikoloji açısından çok önemli bir... Güzel, çok önemli bir konu. Evet, evet. Bütün dünyada gayet popüler bir konu. Nasıl oluyor da insanlar terör eylemleri yapabiliyorlar? Hı-hı. Çünkü çok kolayca şeytanlaştırılan ve sanki onlar insan değilmiş, insanlık dışı yaratıklarmış gibi algılanan bir konu. Hayır, onlar da insanlar ama nasıl insanlık? Nasıl? Orada da bir motivasyon var aslında. Tabii. Çok karışık süreçler var. Bütün bu süreçleri elden geçiren bir kitap. Hı hı. Bir de son olarak hazırladığımız çocukluk döneminde cinsel tacize maruz kalan yetişkinlerin psikolojisi nasıldır? Buna dair gayet gene Amerika'dan çeviri bir kitabımız var. Bir de buradaki öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız bir alt dizi, psikoterapi yazıları dizisini hazırlıyoruz. Oradan birkaç kitabımız hazırlanıyor. Öyle bir şeyler. Gayet güzel. Seri de aynı şekilde devam ediyor evet, böyle. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok dolu bir program geçti. Ben çok teşekkür ederim. Hatta kitaplardan az bile konuştuk diyebilirim. Daha da fazla zaman ayırabilirdi ama bu kadar çok yayın olunca mecburen kısa kısa konuşmak zorunda kalıyoruz. Çok sağ olun hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa? Yok, sağ olun. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun hocam.